Ben bir yemek alıp geliyorum. Cozo. Heh, hoş geldiniz. Cameron yok mu? Yok, Cameron yok, biz varız. Ha. Sıkıntı yok. Ne var ne yok, nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Ya mutsuzum aslında. İsim neydi senin? Ben Karim, Karim o şey. Karamoşi. Niye üzgünsün, hayırdır? Ya yok, bu toplantı işleri vesaire bayağı uzadı ya. Oldu, Ek geçmiş olarak olsun. bir de isim vermesem daha iyi olur. Bundan önce toplantı yaptığım birisi beni söylediğim şeyden dolayı direkt size yönlendirdi. Neyi söyledin? Ne söyledin? Evet. Ya benim zamanında bir kız arkadaşım vardı. Jojo çok iyi hatırlar, Anka. Ha. Bu Anka'yı kimin öldürdüğünden artık %100 emindim. Ki bunu da hani gidip polise sinişleyecek değildim. Ve Anka ciddi kim ciddi ama? gidip birisinden yardım istedim. Dedim ki benim de gücüm bir yere kadar ve sağda solda etrafta Anka'nın adını ağızlarına almaları, benim adımı kötü şekilde ağızlarına almaları canımı sıkıyordu. Ben bunu o kişilerle konuştuğumda beni direkt size yönlendirdi. Çünkü hani sizin bunu zevk alarak yapacağınızı söyledi. Ki Bir Karim, bu efendim. saniye böleceğim. Bir ilk öncelikle sen kimle görüştüğünü, bir de kimin öldürdüğünü başlarsan ondan sonrasını anlatırsan daha iyi olur Ya benim şöyle için. söyleyeyim. Ne oldu? Ben ilk şeyimi bu yardımımı Bjorn'dan istedim. Bjorn Harlan tanıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bir oradan Evet, yardım istediğine tamam. göre. Ha. Medvaking Ha CMC. ha. Ya isteme sebebim de şuydu. Anka'yı hani MC'nin öldürdüğüne emindim. Çünkü benim Palito tarafında bir evim Ha, daha var. Dark MC'yi Ve öldürdü. en son Şimdi ayıp orada yemek onlarla istedim. görmüşler. Dark mı? Ha. Evet, tamam, Dark bak MC. içerisine artık Ha. önemi yok. İşte aynen Tamam, ona neyse, üzgünüm. devam et. Problem yok, ha. Ya yok, dediğim gibi zaten bunları konuşmaya gerek yok. Buraya hani hem sizinle tanışmaya hem de ne bileyim kafamızda bir şeyler var. Onları size anlatmaya geldik. Karim, ben sana birkaç şey söyleyeyim. Buyur. Bu Dark MC dediğin adamlarla biz yarı 2 hafta öncesinde bir sürtüşme yaşadık. Hı, biliyorum. Devamında sıcak çatışmalar yaptık. Bunlardan yaralananlar, ölenler, edenler oldu. Onun üzerine bu adamlar artık ne yaptı bilmiyorum. Muhtemelen bize karşı yapacakları bir hamlede nasıl bir hırs bürdüyse gözlerine, yaptıkları bir hamleyle bir anda hepsi yerde ölü bir şekilde Damn oldu yani kız. öldüler. Yani evet. Kısacası Kusura öyle söyleyeyim bakmayın ya, sana. maskeden anlayamıyorum. Konuşan kimdi? Benim. Ya, kime bakacağımı şey yaptım da. Ha, okey. Bak, çocuğa Okey, gösteriyorum ha. okey. Yani hepsi öldü. Sen intikamında dolaylı yoldan alınmış oldu. Ya buna üzüldüm zaten. Ben alamadım ya. Benim dedim alırız, sikim çok Sen büyükken. intikam almayı mı planlıyordun Dark MC'den? Evet. Anladım. Geçmiş olsun. Tekrardan geçmiş olsun. Daha Bak. sonrasında ya ben bir tık hani kendimi ve kafamdakileri anlatmak istiyorum size açıkçası. Anlatmadan önce bizi biliyor musun, bilmiyor musun bilmiyorum. Tabii ki Biz biliyorum. forumda uzun süredir hakimiyet sağlıyoruz. Barrio bittikten sonra da bütün SS'de şu an hak iddia ediyoruz. Bütün SS'e yayıldık. Bir iş yapılacaksa SS'de bizim hakimiyetimizi kabul etmek zorundasınız. Tabii ki bunu Bizim sonuna kadar kurallarımıza şey göre yapmak yapıyorum. zorundasınız. Ki SS'de çete kurmak bir insanın kafasına göre yapabilecek bir şey değil şu sırada. O yüzden şu an seni dinliyorum. Yani şöyle benim size olan saygım ki bu ekibi kurmadan önce veyahut da Davis'e yerleşmeden önce de duruyordu. Bundan önce sanırsam ya doğal olan şeyleri sizin tedarik ettiğinizi biliyordum. Hatta kime birisine saptırıyordunuz sanırsam. O da kulağıma gelmişti. Şu an hiç hatırlamıyorum. Dediğim gibi sizin SS'deki varlığınızı sadece SS'de değil ben bütün şehirde saygı duyarak şey yapıyorum. Ki benim de zaten Okey. derdim bu değil. Ne bileyim işte SS'e hakim olayım veyahut da tüm şehre hakim olayım. Ben bununla ilgilenmiyorum. Ben silahla da ilgilenmiyorum. Karim, Efendim. sen silahla ilgilenmiyorsun, bununla ilgilenmiyorsun. Sen tam olarak neyle ilgileniyorsun? Sen kimsin? Yani kimsin derken, biraz daha kendini tanıtırsan, biraz daha seninle detaylı konuşabiliriz şu an. Ben bu şehirde bazı şeylerden sıkıldığım için Davis'e yerleştim. İnsanların kafasındaki tek hedef
şarkısını açıp drift atayım, gideyim karşımdaki insanı ezikleyeyim ya altımdaki arabayla ya elimdeki güçle. Ne bileyim ağzına bir laf tıkayım olmamalı. Karşısındaki insanın gerçekten bir duygusu olduğunu anlamalı. Ve sadece her şey ego değil ya. Ben bu şehirde insanlarla hani sadece ne bileyim silah, güç, şan, şöhret değil de olması gerektiği gibi yaşamalarını sağlamak istiyorum. Ki bundan yaklaşık bir ay önce Nasıl falan SS içerisinde salak saçma bir muhabbet döndü. Tanıyorsunuzdur belki. Aranızdan birisi tanıyordur. yani Fresh. Maalesef o da benim yanımda. Maalesef diyorum. Maalesef Evet, diyorsun. maalesef Niye diyorum. yanında? Ya Çok merak konusu şu an benim anlatamayacağım için. o kadar çok şey var ki diyor sana şu an. Yani sırf zarar o adam ben diyeyim Evet, sana. farkındayım. Evet. Hatta Baho'ya yaptığı bir saygısızlıktan dolayı bıçaklanmış sanırsam. İşte. Evet, mahallenizi basmış. Baho sonuna kadar haklı. Yani hiçbir şey diyemem. Daha sonrasında Santo ile görüştük. Ertesi gün Bir Santo'nun adamına saniye. yanlışlıkla köle demiş. Santo'ya dedim eğer böyle bir şey dediyse al yani istediğini yap. Fakat Santo'nun adamı da ona ırkçılık yaptığı Sikeceğim için kablonun ortada başında. anlaşıldı ki hani Santo ben bu adamı vuracağım deseydi de hiçbir şey demezdim çünkü haklı sonuna kadar haklı. Ki ben şehirde bunu değiştirmeye çalışırken benim yanımdaki adam bunu yapıyorsa ilk önce hani burada yapılan saygısızlık Santo'ya değil bana. Santo önce kültürünü benimsemeyi öğrensin. Ona buna şey yapacağım. Ya pek şey değilim. Ekibini o kadar iyi tanımıyorum. Kendisi benim çok eski bir arkadaşım. Yani o kadar sadece aramızdaki şey. Şimdi sen silahlı işim yok diyorsun. Bu şehirde bazı insanların bu şekilde davranmasından bıktım diyorsun. Doğru anladım değil mi? Evet. Yani bu işi hiçbir şekilde, yani bak ben sana bir şey diyeyim. Sol saatte bir yer edineceksen öncelikle silahlı işin olması gerekiyor. O benim en son çözümüm ama. Sen Santun karşısına geçip konuşmak istesen bugün ne diyeceksin Karim? Ne Oturup dersin? konuşacağım masada. Çünkü yani küçük bir 6 yaşındaki çocuğa silahı vereyim onun da yapacağı şey tetiğe basmak. Ben ilk önce o silahı bir masaya koyup işlerimi gerçekten masada konuşarak halledebilirim. Mesela bak şehirde iki tip insan var. Birisi Evet. Şahin, birisi Jojo. Düşün. Az çok ne anlatmak istediğimi anlamışsındır. İkimizin amacı aynı ama. Ben bunu şeye de söylemiştim. Bahattin'e de söylemiştim ki Bahattin'le özel toplantı yaptım ben. Çünkü Şahin'in o toplantıya geldiğinde bana diyeceği laflar belli. Veyahut da bana sokmaya çalışacağı laflar belli. Ama işte ben bak mesela buraya gelip Jojo'yu karşıma alıp bir muhatap bulabiliyorsam veyahut da bir konuşabiliyorsam gel burada. Hani bir şeyleri deneyebiliriz demektir bu. Hani gidip ben silahımı alayım. Yok orayı basayım, şunu basayım. O bende en son. Yani hiçbir şey yapamıyorsam artık odur. Ha ama şöyle söyleyeyim. Mesela SS için de bir problem olur. Ve gerçekten benim de size yararım dokunulabilecek bir şey olur. Tabii ki geleceğim. Çünkü SS'in bir tek yumruk olması lazım. Arkadaşlar şey yapmayın. Yeri geldi zaman evet. Tam olarak nerede yaşıyorsunuz? Direkt fırının karşısında değil mi? Evet, aynen Davis Park'tan. Zor değil mi peki direkt fırının karşısında? Şöyle Davis Göz Park çok önünde. büyük bir park. Orayı bilerek aldım ki bir tık da benim işim onlarla. Dediğim gibi hani diğer insanları düzeltmektense ilk önce ben bir polisleri düzelteceğim. Polislerin insanlara davranış şekillerini düzelteceğim ki aklımda birkaç plan var. Onları böyle yavaş yavaş alttan ifşalamak istiyorum. Çünkü yaptığı hareketler sindirime gidiyor bazı polislerin. Ki polislerin içinde çok yakın arkadaşları var. Onlardan istihbarat almaya çalışıyorum şu an. Ek olarak zor olmuyor mu? Davis gerçekten çok büyük bir park. Ön tarafı Davis insanların Park'ta görebildiği neresi bir taraf. tam olarak? Şuraya Fakat mı arka diyor? tarafında duvarlarla Evet. çevrili çok yer var. Ve Buraya hani diyor değil mi? olası bir herhangi bir ne bileyim silah bir şeyi veyahut da ne bileyim bunların göremeyeceği çok yerler var. Benim Anladım. yaşın kaç senin bu arada? 27. Ya Karim, demek istediğini anlamaya çalışıyorum ama bu şehirde tösökmez. Yani burada öyle bir mantık yok. Sen Ben de yarın özür diliyorum. Lafını kestim. Çok özür dilerim. Ben de böyle düşünüyordum. Ama hani sonuçta ya çok salak saçma belki bir örnek olacak ama Hristiyanlık çıkmadan önce de İsa'yı astırmak zorundalardı.
Eğer bu şehir düzelecekse ben ölmeye okeyim. Çünkü Lafa ben bakın ilk toplantımı yaptığımda bu kafamdaki yeri insanlara anlattıklarımda ben de ilk geldiğimde bunu yapmaya çalıştım. Fakat olmadı dendi. Eğer bunu yapacaksan biz sonuna kadar arkandayız dendi. İkinci toplantımda gene aynı şekilde söyledim. Ben sonuna kadar sana ne lazımsa her türlü yanında olacağım dendi. 3, 4 hani bu böyle gittikçe sen. insanların aslında bunu istediğini fark ettim. Ama yani dediğim gibi bir hani doğru kelimeyi arıyorum. Öncü denmek bir şey olmaz ama hani ortaya bu fikri atan birisini beklemiş herkes. Şunu Bak söyleyeyim ben sana... sana, çok özür dilerim CJ, zamanında Çaçırov diye bir eleman vardı. O da bir şeyler değiştireceğim değiştireceğim diyordu. Şu an yok yani, kovduk götürdük Ya gittiğimden. mafyacılıkta pek işim yok benim. Ya mafyacılıkla alakası yok, sistemi değiştirmek kolay değil, lafın özeti bu. Sistemi değiştirmek istemiyorum ben. Sadece toplumun bazı kısmı sinirimi bozuyor. Ağır trolledi, ağır trolledi. Sistemle alakam Bak yok. ben sana bir şey diyeceğim. Bir tane ekipten örnek verelim. Bu Türkler var, Yaşar Gama falan. Onlardan gideceğim Aman örnek diyeyim. olarak. Aman diyeyim. Sen Onların şimdi bu ekibini ben bu adamlara... arada bilmiyorum. Ha, neyse, bu adı böyle Siktir de adamlar öğrenme var, boşver. tamam mı? Ekip bir tane, tamam mı? Kendince ekip. Bu adamlar bir şeyler kendilerince yapıyordur. Bizi alakadar etmez. Bizim şeyimiz değil. Kulvarımızda değiller. Şimdi Karim, sen bu adamların karşısını geçip bir sıkıntı yaşadın Ayhan'la, tamam mı? Bu adamların lideri bu Ayhan. Tamam mı? Sen Yaşar ya da Yaşar'la yaşamış ol, Ayhan'la konuş. Yaşar'la bir sıkıntı yaşadın. Ayhan der ki sana, tamam kardeşim bu işi ben bakayım çözmeye çalışayım der. Arkandan ne anana sövmedikleri kalır, ne bacına sövmedikleri kalır, ne kız arkadaşına, ne haysiyetine, ne değerlerine. Anladın mı? Yani bu şehirde yapmak istediğin şey, özellikle polislerden başlamak istiyorsun, imkansız. Ya ben sana destek veririm. Benden nasıl bir destek istiyorsun bilmiyorum. Doğu saatte bir oluşum olacaksan ve eğer zaten benim gücümü kabul edip benimle beraber, yani benimle beraber iş yapmak istiyorsan, ben sana zaten destek sağlarım. Ama benim sana bürokrasi sağlayabileceğim bir destek yok. Benim sana farklı konularda maddi olarak sağlayabileceğim destekler var. Benim sana mahalle konusunda, benim sana mahalle yönetme konusunda sağlayabileceğim destekler var. Teşekkür Bürokraside bu ederim. tarz İsmin neydi? isteklerin Öyle şey yapayım ben hitap CJ, edeyim. ben Cameron bulamadığın zaman bana da ulaşabilirsin. Aha. Sizce şimdi Anladın mı? şöyle dedin ya, adam arkandan sana söver, şuna söver falan diye. Sövmesi o kadar umurumda değil ki, veyahut da insanların benim arkamdan, benim yüzüme, sağımdan, solumdan herhangi bir şey demeleri o kadar umurumda değil ki. Mesela bak dedin ya, işte içinde Ayhan veyahut da diğer Yaşar. Ben hani ortama Örnek girdiğimde verdim. Onlar öyle yapmışı kiminle değil. ha evet. Kiminle konuşup kiminle konuşmayacağımı gerçekten anlarım. Mesela o gider benim mahalleme geldiğinde, şimdi karşıma şeyi de alabilirdim. Şahin'i alıp da konuşabilirdim. Ama o girin bizim mahalledeyken şey demesi benim çok hoşuma gitti mesela. İşte Bahattin abi, arkadaş galiba gergin değil, sen de gergin olma. Hani bu ortam çünkü çözülmeyecek bir ortam değil. Yanlış anlaşılmadan dolayı zaten bu muhabbet oldu. Biz sonrasında konuştuğumuzda her şey tatlıya bağlandı ki hatta bizi yani yanlarına bile çağırdılar. Benim demek istediğim, insanlar gerçekten garip. Hani sen ona doğrusunu gösterirsen, eğer kafasındaki şey yanlış olsa dahi kendisine bir çıkar Arıyor gel. sağlıyorsa bunu doğruluyor. Gel oğlum. Demeye çalıştığın şey anladım. Evet devam et. Ya benim senden Tamamdır. herhangi bir isteğim veya herhangi bir ne bileyim çıkarım tabii ki belki ileride olur. Ama benim şu anda senden tek istediğim şey beni birazcık böyle nasıl desem, ya gene çok saçma olacak. Mesela bir aslanın kafesi olur ya, sen şu an benim için o yani kafesin dışındaki güvenliksin benim için. Çünkü ben oradan çıkmam lazım bir şekilde ki hani insanlarla sohbet muhabbet edeceğim. SS içinde ve şehirde gerçekten senin işte gerek arkadaşlarına gerek suratındaki bandanaya saygım evet sonsuz. Fakat ben SS'in içinde ne kadar güçsüz olursam dışarıya da kendimi güçsüz gösteririm. Ki Tamam, benim ben sana dediğim diyorum gibi ki bu silahtır veyahut da ne bileyim mermidir, farklı bir şeydir. Bunlar benim hiç umurumda değil. Yorgun galiba. efendim, ne oldu, bayılmışım ya. Karim, şimdi böleceğim sözünü. Ama sen Soulside'da anladığım kadarıyla kendini etkin biri olarak göstermek istiyorsun dışarıya karşı, Yok, doğru hayır. muyum? Hayır. Ben demek istediğimi yani anlıyorum ama bir yandan da çelişiyorsun, anlamıyorum. Tekrar anlat. Yani tekrar açıklamaya çalış. Güvenlikten dediğim mevzu şu.
sen benim kapımı açmadığın sürece dışarı çıkamayacağım. Eğer birisi SS'e girmediği sürece, sana zarar vermediği sürece veyahut da sana bir şey yapmadığı sürece. Ya dediğim gibi benim sizinle iyi olmam lazım ki SS iyi olsun. Yani ya ben kendimi pek anlatabildiğimi Doğru, evet. düşünmüyorum şu anda. Doğru. Ben demek istediğini şimdi anladım. Benimle yani dışarıya çıkabilmem için önce seninle aramın iyi olması lazım gibi bir şey demeye Ha çalışıyorsun. ha evet Tamam. evet. Zaten bunun olması gereken bu. Ben de diyorum ki sana bu noktada zaten ben senin bir oluşum kurmandan rahatsız olmam. Eğer bana ters olmadığı sürece. Demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Ben zaten sana destek sağlarım. Sen dışarıya da açılırsın. O da problem değil. Ama ben sana bu desteği zaten sağlarım. O problem değil. Ama dışarıda nasıl konuştuğun önemli. Yani soğuk saat konusundaki ince çizgiler her zaman önemli olacak. Bizim konumuzda, başka konularda, mahalle konularında her zaman bir ince çizgin olacak. O çizgiler aşıldığı zaman da konuşarak bir şeyleri halletmek bir çözüm değil. Ben sana onu anlatmaya çalışıyorum. Ben sana şunu içtenlikle söyleyebilirim ki biz hani oldu ki aramız bozuldu veyahut da kötü bir olay yaşandık. Ben bunu dışarı hiçbir şekilde yansıtmam. Çünkü SS'in içi farklı bir dünya benim için gerçekten. Her ne Evet, kadar ben içeride kötü şeyler olsa da bunun dışarıya yansıtılmaması emin ve gerektiğini ikam. düşünüyorum. Bak, evet, bunu en son yapan chat'i hatırlıyor musun? Olaylardan haberin var mı? Yok hayır. Bağırıyor. Bizim bağırıyor ile Soul Society Bari evet içerisinde onu bir biliyorum, onu biliyorum, onu çıkar biliyorum. çatışmamız oldu. Aha. Ters gittiler. Birlik liderleri değişti. Bir şeyler oldu. Ben bağırıyor ile konuşurken benim bağırıyordan duyduğum bir şey var. Eğer dediler ki siz böyle böyle yaparsanız bizim yanımıza iki ekip daha gelecek. Ve bu iki ekip de böyle Soulside içerisinden bir çete falan değil. Ve şu an Barrio var mı? Ya Ben mesela bu göremiyorum. benim gözümde siniklikten farklı bir şey değil. Yani ister beni git birisine ispiyonla. Senin Ya şey bir de kere yapıldı zamanında öyle. siniklik de mi yapıldı? Neyse boş Tabii. ver. Ya ben Senin şöyle ses söyleyeceğim. kayıtlarını mahkemede verdiler. Size yapılan bir siniklik bence diğer ekipleri de rahatsız etmeli. Çünkü size yapılanın yarın öbür gün onlara yapılmayacağı yani bilmiyorum. Ben şey kafasındayım. Atıyorum birisi bana siniklik yapsa sizi de yanımda görmek isterim. Yani bütün ekipleri yanımda görmek isterim ki çünkü sizin için affı olmaz. Öyle olmuyor işte. Yani bizim muhabbetlerimiz gibi değil. Senin bilmen gereken şey şu. Senin Soul Side içerisinde düşmanların olabilir. Senin Soul Side içerisinde işte o yeşil çocuklar düşman olabilir. Senin Soul Side içerisinde Yeşil bir tek senin çocuklar? düş yeşil bandana takan çocuklar var birkaç tane. Hiç rastlamadım. Denk gelirsin illa. Senin Soul Side içerisinde Black düşmanın olabilir. Ama senin Soul Side dışında Black de düşman, Black de dostumdur. Diğerleri de dostumdur. Soulside dışında yapmadığın sürece, yanlış bir hamle yapmadığın sürece dışarıdaki bürokrasinde birlik ve dayanışma zaten bitmez. Ha bu demek değil. Sen çatıyla savaşa girdin ya da işte loca ile savaşa girdin. Ben sana gelip destek sağlayacağım. Bu değil. Biz dışarıya Tabii ki de yansıtmayız. Kendi yani. savaşımızı kendi içimizde veririz. Dışarı kim Soulside'e laf söylediği zaman da beraber oluruz. Bunun dışında benim ne bürokrasim seni alakadar eder ne senin bürokrasim beni alakadar eder. Tabii ki doğru. Burada olduğun sürece o saat içerisinde herkes düşman, dost içeride olabilir ama dışarıda hepimiz bir arada dost olmak zorundayız. Çünkü bu bir mahalle kültürü. Bu mahalle kültürünü bizden başka savunan da yok. Ve bu sol saat içerisinde geçerli. Sikim, İstsaydı, diğer tarafları, kuzeyi, güneyi, güney değil pardon. Ben mesela insanların SS'e bakış açısını da çok yanlış buluyorum. Çünkü birkaç tane hani bilmiyorum sizde yoktur diye düşünüyorum. Benim kulağıma geldi birkaç tane Güneydesin. siyahi gerek Arap gerek Türk şarkıları açıp ya kimsenin şarkısına karışmam. Ama bana ters mesela benim arkadaşlarımdan birisi böyle bir şey yaptığında büyük ihtimalle mahallemde Güney yanlış dedim solsaydı. barınamaz. Ne Bilmiyorum. şarkısı ya? Nasıl bir şarkı anlamadım ya? İnsanlara ya ne bileyim böyle salak saçma şarkılar açıp insanlara laf falan atıyorlarmış. Ya beni Çok haklısın ilgilendirmez. Dediğim gerçekten. gibi de yani insanlara kendilerim ya bizi Arap gibi göstermememiz lazım kendimizi. Çünkü biz onlardan değiliz. Ben Şahin veya Yaşar değilim. Benim adım Karim ve dinlediğim müzikler belli. Herkesin Evet tamam kültürü müzik farklı. evrensel. Kimseye karışmam. Ama yani bence bir yerden sonra da durulması lazım. Ben müzisyenim. Şöyle söyleyeyim, müzik Tabii ki evrenseldir. biliyorum. Oo Çok çocuğa takılmamak teşekkürler bu gerekir. konu için. Neyse yorum yapmıyorum bu konu hakkında. Ben bir şey soracaktım size. Sentetiğe nasıl bakıyorsunuz?
vizyonu da kafam Yani vardı. nasıl Kafam bakıyoruz vardı derken? dışarıda. Ne anlamda nasıl Yani bakıyoruz? eğer sentetikte gözünüz yoksa, çünkü eğer hani yapabileceğim bir şey olduğunu düşünüyorum ben onun. Yönetebileceğim veyahut da çevirebileceğim bir şey olduğunu düşünüyorum. Silahlı Silahlı işin işin yoksa yoksa yapamazsın onu. yapamam. Ha, var. Silahlı işin olacak mı? Silahlı işim Bak, dediğim gibi en bak son. Karim, dürüst bak, hayır, en son diye bir şey yok Karim. Birbirimizi kandırmayalım. Sen kimyasal dediğin zaman başka bir ekibe seni potansiyel düşman görecekler ve ellerine bu olay geçtiği zaman, sentetik olayı ya da bunun bilgisi geçtiği zaman direkt tüm kutuplaşmalar başlayacak. Oradan Yo, çıkacak, ben buradan bunu çıkacak. mesela CJ, ben bunu burada söylemeyi de bilirdim. Hani çünkü dedim ya, Ya ben benim seni silahlı biliyorum. pek işim Ben yok. bak, senin ekibinde Fresh diye bir adam var mı? O işte çok bozuyor benim. Tamam, var değil mi? Doğruyum. Ben zaten Fresh'ten çocuk ilk şehre geldiğinde ben senin planlarını zaten biliyorum. Benim şehirde bilmediğim bir şey yok. Ben kimin ne bakacağını biliyorum, sana sayarım. Senin zaten kimyasala gireceğini ben tahmin ediyorum ama silahlı işim yok diyorsun ya, olacak. Silahlı işin olacak ki sen o kimyasala girebilir. Yoksa seni konuşmaya gittiğin zaman da vururlar. Başka zaman da vururlar. Taşak da geçerler. Sen her zaman... Geçsinler. Va, o kadar umurumda değil kanka. Çünkü benim yani değiştirmek istediğim şey bu değil. İstesinler, sövsünler bana. Delik deşik olayım. Belki de öleyim. Ama bu şehir yani yeter ki düzelsin. Yeter ki insanların SS'e karşı bir saygısı olsun. Hani yarın öbür gün desinler ki hani tamam evet bir şeyler oldu. Ama bu çocuk bunun yüzünden öldü. Yani bir şeyleri Okul mu başarmak dedi için lan, ben öldü. duymadım amına koyayım. Konuda atlayabilir miyim bir konuya? Yok. Başarmak için ölmektense başarmak için ölmem. Ananı sikeyim, ben ne dedim, dur. Ne dedin lan? Ya Söyle başarmak için Diego'sa. öleceksen diyorum. Neyse, devam et abi. Başarmak için ölme. Heh. Doğru demişim lan. Ya bak gerçekten yani ne bileyim, şimdi Bunu mesela vursak dışarıda Aziz geçen itibarı bir tane adam düşecek. bile düzelecekse ben kendimden fedakarlık yapmaya okey. Çünkü yani ben insanlara Davis'teki çocuklar böyle böyle yani dedirtmeyi pek Gayet istemem. mantıklıydı Pek ama. yani rahat olmam. Gece uyuyamam. İnsanların Davis'e karşı baktığında aa işte bak ne güzel eğleniyorlar ya falan demelerini istiyorum. Veyahut da biz dışarıda bisikletlerimizle, ATV'lerimizle veyahut da lowriderlarımızla gezerken insanların bize, ya bunu hani ırkçılık olarak algılamayın. Hani beyazların bile ya keşke biz de bunlarla takılabilsek demesini istiyorum. Karim, ben sana tekrardan bir şey söyleyeceğim. Sen bu mesela, ya burada ben senden birkaç örnek isteyeceğim. Sentetik girme planında gidip başka ekiplerle görüşüp anlaşma yapmayı planlıyor musun? Yok. Böyle kafanda şeyler Kimseyle var daha mı? konuşmadım. Burada ilk defa sana çıtlattım. Tamam. Ben zaten benden çıkmaz. Bu toplantıda konuşulanlar zaten burada kalır. Hani bir ekip arasını ilgilendirir ama ondan bahsetmiyorum. Sen yarın öbür gün şunu duyacaksın. Sentetiğe girecek ekipler. İşte A ekibi, B ekibi, C ekibi. AB ekibiyle AB ekibi de girmeyi planlıyor. Sen diyorsun ki ben silahıma sarılmak yerine gidip bu adamlarla bir konuşmayı deneyeyim. Bu adamlarla belki bir anlaşma yaparım. Şimdi CJ Böyle bir planın var mı? beni şöyle, hayır. Anlaşmadan ziyade yani yeri yalamadan ayağa kalkamazsın diye düşünüyorum ben. Fakat ben Evet. bu hani yerde uzanmaktansa adamın elini sıkıp hani ne bileyim ilk yani ilk başta adamdan belki ne bileyim 5 gram 10 gram yavaş yavaş bunu teyin edip en sonunda adamla bir konuşma yapıp bak ben senin mallarını daha iyi satıyorum. Veyahut da çevrem senden daha geniş, daha yakın arkadaşlarım var ve hani bunları daha gizli bir şekilde el altından verebiliyorum yaptığımda. Adam hani benim gerçekten bu potansiyelimi gördüğünde belki bir dahaki şeyde bana bırakacak. Veyahut da Tamam. ufak bir anlaşmamız olacak. Ben dediğim gibi baktık konuşamıyorum veyahut da anlaşamıyorum. Sadece sentetik değil ki benim kafamdaki şey. Yani yarın olur, ertesi gün olur. Başka bir şey düşünüyorum ki yapılacak gerçekten çok şey var. Ben senin dediğini şimdi anladım. Sen küçükten başlayıp büyüye sonradan oynama gibi. Bir kendimi Aynen. göstermek istiyorum. Şimdi anladım. Aynen. Ya bak, burada hayal meyal şeyler konuşmaya gerek yok. Sen o adamlarla torbacı olduğun zaman o adamlar sana her zaman torbacı gözüyle bakacaklar. Sen o adamlara çıkıp kardeşim ben senden bu malı alıp senden daha iyi satıyorum dediğin zaman bu adamlar sen kimsin yarram deyip senin kafana mermi basmaya çalışacaklar. Sen o teklifi sunduğun zaman sana bunu yapacaklar Yok, ama bunu yapamazlar. Bunu bunu gerçekten yapamazlar. yapabilirler. Çünkü mesela bak gene isim vermeden konuşacağım. Ben bir yer almayı da planlıyorum. Bu Vinewood'da sanırsam bir yerler açılmış. Hani ben orayı aldığımda ki o sıralar Fresh Bahattin'in de kötüydü. Bu karşımdaki ekip bana dedi ki Vinewood çatıya yakın bir taraf ve seni orada rahat bırakmazlar. Yok, Mad Vikings yakınmış Vine'da. Olası bir durumda
Lütfen şey yap. Bize gel. Biz sana hani seni korumaktansa işte ne bileyim etrafında bulunuruz. Bir olay olursa hiç değilse belki yardım ederiz. Hani benim şu an insanlarla aram gerçekten o kadar iyi ki. Hani şehrin her yerinde şu anda belki de gözüm vardır. Arasam telefonda şu an palatoda olan muhabbeti hani dönüp buraya getirebilirim. İnsanlarla aramı ben her ne kadar bir ne bileyim Davis'teki bir insan olarak değildi. Karim olarak her ne kadar iyi tutarsam bu benim yararıma veyahut da karşımdaki insanla konuşacağım ne bileyim bir dil Arkadaşlar veyahut da bir chatten kelime şey yapmayın. kullanacağım herhangi bir farklı kelime adamın kafasına Yorumlarınıza bir dikkat şekilde edin. girse beni sevmese dahi o fikir Moderatörler kafasında müdahale. yavaş Heh. yavaş büyüyecek ve hani ileride belki de bana saygı duyacak. Bu iş kötü olsa bile. Ki benim de planladığım şey bu. Yani aslında kafandaki şey olamayacak bir şey değil ama benim gözümde %99 imkansız bir şey. Belki %1. Ya %1 bile benim için gerçekten denemeye Peki değer. bunu denemek istiyorsan sen bilirsin. Yine ben sana anda belirlemişsin. Ben sana daha tecrübeli, aramızda 5-6 yaş fark var. Bir abin olarak söylüyorum. Yani korkulmadığın sürece kimse masaya oturup seni kale almaz. Ben şehirde korkulan bir adamım. Buradaki herkes korkulan bir bandana takıyor. Ve o yüzden masaya oturduğum zaman herkes beni kale almak zorunda kalıyor. Geri geliyor. Çok büyük bir ticaretim var. Böyle de olmaya devam edecek. Umarım dediğin tarzda bir gücün etkileşimin olur ama olacağını hiç zannetmiyorum. Umarım başarısın. Yani dene bir de seni görelim. Bir de senden Ya izlemiş o oluruz. zaman ben de şöyle ekleyeyim sana. Umarım hani bu muhabbetler benim dediğim gibi olur da buraya ne bileyim getireceğim ilk Tomar'la beraber oturur burada hep beraber içeriz kafayı çekeriz. Ben kimyasal kullanmıyorum. Biz biraz daha kimyasala Yo 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 karşıyım. yani dediğim gibi kimyasal değil ne bileyim alkol kullanırız veya da başka bir şey Ha, kullanırız. olur. Yani eğer bunu başarabilirsen ben seni izliyor olacağım her Hı zaman hı. hareketlerini. Benim zaten her zaman herkesi izleyen bir tarafım var ama ben seni izliyor olacağım bu hareketlerine. Ben başarılı olacağını düşünmüyorum. Bak çok net bir şekilde kişisel olarak söyleyeyim ama başarılı olursan da farklı bir şey izlemiş oluruz senden. Farklı bir politika, farklı bir bürokrasi izlemiş oluruz. Bakalım ne olacak. Ya artık sence de farklı bir şey izlemek lazım değil mi? Niye herkes aynı? Niye herkes arabasını alıp drift atıyor? Niye herkes yüksek sesle müzik dinliyor? Niye Bunu herkes ne bileyim ya değişmesi lazım bence insanların. ya bu insanların alışkanlıklarını değiştiremezsin ama senin dediğin ekip olaylarında eğer işte ben alttan başlayıp konuşarak işte tatlı dille yükselebilme muhabbetini tabii ki de dene ama gidip bir adamın arabayla yüksek sesle müzik dinlemesi senin değiştirebileceğin bir olay değil yani. Yok ya tabii ki onu yapamam da insanlar hani ben bir tık şey yapacağını bize imreneceğini Southside'a imreneceğini çok düşünüyorum. Ki yeri gelecek Biz bilmiyorum kadar daha seviyoruz. yapıldı mı yapıyorlar mı? SS içinde düzenlenen gerek Dollar Pills olsun gerek ne bileyim ya büyük yerlerde insanların ben şey istiyorum bir kere bunu Jojo'ya daha öncesinden çok söylemiştim. 3-4 ay öncesinden. Nereden? Dışarıdaki insanlar siyah kültürlerini çok yanlış biliyor. Ki bir o sıralar bir parti olmuştu ve açılan müzikler beni o kadar rahatsız etmişti ki. Gerek müzikler olsun gerek ne bileyim verilen broşürler olsun. Ya biz mesela niye sadece bir siyahi kültürünü yansıtan bir parti yapmayalım? Bunlara beyazları da davet edip kafalarındaki şeyleri düzeltmeyelim. Aklımda benim o kadar tonlarca şey var ki ve üzüyor. İnsanların SS'e karşı ya sadece orada siyahiler kalıyor. Tek bildikleri ateş etmek ve hatta ot, Beyler. ne bileyim kokain. Biz böyle değiliz. Bizim de bir Siz duygularımız var. değilsiniz. Bizim de bir Bana bile hayatlarımız, nasıl belki de bulandık? bizim de bir eşimiz veya erkek arkadaşımız var. İnsanlara ben bunu anlatmaya çalışacağım. Öyleyiz usta. Haklısın. Neden böyle görünüyoruz? Çünkü böyle yani dediğin gibi aslında biz kale alınmadığımız için korkulan taraf olmak zorunda kalıyoruz. Ben her zaman kötü oynuyorum. Neden? Çünkü ben oturduğum zaman gerek kültürümden olsun, gerek insanlara her türlü yanına eleştirdiğim, aykırı olduğum için masada kale alınmıyordum. Sonra ne oldu? Ben silahımı konuşturmaya başladım. İnsanlar benimle masaya oturmak istedi. Beni kale aldılar. Ya bu böyledir. Bu böyle olmak zorunda. Anladın mı? Sizce Ya ben az bunu çok zaten bilirsin. deneyimledim. Size de bir liste verilmiştir. Ben şu an adamlara taş atamam. Beni iyi biliyorsun. Ki buraya iki kişi gelme sebebimiz de bu. Londra'da birkaç tane muhabbet dönüyor. Canımı sıkan. Üç tane arkadaşımı oraya gönderdim. Ki bu toplantı
muhabbetleri çok uzamasaydı ki Cameron'a gerek attığım mesajlar, böyle konuşmalarımız olsun. Ben buraya daha kalabalık gelmeyi ki arkadaşlarımı sizinle tanıştırmayı çok isterdim. Ama bu kalabalıkla alakası yok. Ben zamanında 3 kişi kaldım mahallede. Cameron, Demian, ben. Şu gördüğüm yanında gördüğüm adamların hiçbiri yoktu benim yanımda o zamanlar. Daha gençlerdi, çocuklardı. Bunun kişi sayısıyla alakası yok. Sen yanındaki arkadaşınla beraber, hanımefendi isminizi bilmiyorum. Kız arkadaşınla beraber çıkıp şurada gerçekten silah kullanan adam olsan şehirde yapamayacağın iş yok. El ayağı tutmayan çok adam var, merak etme. Benim ben bunu eskiden tek yapıyordum. Tamam, ben tek başımayken gerçekten. Tamam, diyorum ki işte kişi sayısıyla alakası yok, sen de aynısını söylüyorsun. İş yapabilen adam işi her türlü yapar. Bir kişi de olsa yapar, beş kişi de olsa yapar. Hı hı, haklısın. Şöyle mesela bandanayı tak, istersen bir bandanamızı da şey yapsınlar. Gösterebilir. Benim taktığım, benim saygı duyduğum, benim belki de uğruna mermi yiyebileceğim bandana, bu bandana. Siz de tanımış olun. İşte ve hatta ben sizden bir şey daha rica edeceğim. Olası bir durumda bu bandanayı takan veyahut da bir yerden bir şekilde bulup salak saçma hareketler yapan birisini görürseniz, tamam, belki gözünüz dönecek, belki bir şey yapacaksınız o kişiye. Yaptıktan sonra veya yapmadan önce bana bir mesaj bırakırsanız veyahut da bir şekilde bana iletirseniz, çünkü dediğim gibi size yapılan bir saygısızlık gerek SS içinde gerek SS dışında bana da yapılmıştır. Çünkü ben size sonuna kadar saygı duyuyorum. Yani ben küçük işlerle çok uğraşmıyorum. Benim tek bandanızı takan 18 yaşındaki, 19 yaşındaki mahalledeki çocuklardan birisiyle senin o taraftaki arkadaşların bir sürtüşme yaşarsa açıkçası beni ilgilendirecek bir mevzu değil. Bence seni de ilgilendirmez. Bilmiyorum. Ya beni ilgilendirir çünkü ben bunu istemiyorum. Çünkü değiştirmemiz gereken şey bu zaten. Niye gidip birisine sataşsın? Kavga her zaman olacak. İnsan olan yerde her zaman kavga, çatışma, savaş olur. O yüzden bu konuşularak çözülecek bir olay belki bir yerde ama her zaman patlak verir. Konuşuruz, denk gelirse hallederiz, problem değil. Ben yenilikçi değilim oğlum rolde. Ben cevabını galiba aldım. Karşı olduğunuzu söylediniz sanırsam sentetiğe. Sentetiğe karşı olmak değil. Şu anlık planlarımız dahilinde sentetik yok. Yani herhangi birisinin istediğini duydunuz mu hiç? Çok duyduk. Yani şehre geldiğimizden beri duyuyoruz ama kendin bürokrasini öğrenmen daha iyi olur. Dediğim gibi beni alakadar etmiyor. Sentetik konusunda şu anlık bir planım yok ama bu demek değil ki planım olmayacak. Ya da olmaya da bilir, olabilir. Hiç fark etmez. Şu an benim gündemimde değil sentetik. Anladım. Ha, ama sen benden sana bir bilgi, uzun süre daha ya da şu dönem içerisinde olacağını düşünmüyorum. Anladım. Birkaç tane ekip bana herhangi bir yer alıp bunu yemek sektörü olsun veya hizmet sektörü olsun, onun altından işler çevirmemi söyledi. Yani oradan daha iyi para kazanıp mahalleme bakabileceğini söyledi. Sizin önerebileceğiniz, bak bunu yapsan senin için daha iyi olur diyebileceğiniz herhangi bir şey var mı? Bizim insan gücümüz fazlaydı. Bizim her alanda kolda iş açma fırsatımız oldu, yatırımımız vardı. Bizim başlangıç noktamız tekrardan geri döndüğümüzde. Yani ben bu şehirde yaklaşık bayağı süredir varım. Yani bak 10 seneye yakındır varım, belki geçmiştir. Gittiğim geldiğim zamanlar oldu, aktif olmadığım zamanlar oldu. Yani tatile gittiğim 2-3 uğramadığım zamanlar. O süre zarfında inaktif olan bir şirketimiz vardı. Biz şirketimizden müzik yolundan yürüdük. Varsa eğer müziğe yeteneğiniz buradan yürüyebilirsiniz. Ya ben mesela tamam, evet, buna da okeyim. Şehirde elimi kime dokundursam müzik yapıyor. Ben bir tık farklı bir şeyler istiyorum artık çünkü. Yani bu eline kime dokun, herkes müzik gerçi yapar. Doğru. Müziği nasıl yaptın kaliteli önemli. Yapıyorsan aynen öyle. Müzik kaliteli yapıyorsan her türlü şey. Yani şöyle söyleyeyim sana, cover yapan eleman biz almıyoruz mesela. Herkes de, her cover yapan da şarkıcı bence. Sıkıldı adam. Ya eleman yapıyor şarkısını, 20 bin dolar alıyor. Biz alıyoruz 150-200, sonra ağlıyor bana, ben niye para kazandım. Bok gibi bir şey yapıyorum bana. Geliyorum yani. Trollcik. Big Troll. Dün Big Troll dönmüş Liftoff, onu izledim. Şeyde. Yani diyeceklerim bu kadar. Sen beni anlamışsındır. Cameron'dan da farklı bir şey duymayacaksındır. Cameron'a ulaşamazsan bana ulaşabilirsin. Ya da Damien'a da ulaşabilirsin. Hı-hı. Jojo da burada. Gördüğün gibi. Hı-hı. Başka diyeceğim bir şey var mı anlatmak istediğin? Ekibin ismini merak ediyorum mesela. Ne isim taktın kendine? Ya da var mı? Ben direkt mahallemizin ismini verdim. Davis Street Park. Davis Park. Yani direkt. Aynen.
Davis Park Gangsters diye geçiyor. Kanka cenaze çok iyiymiş. Ben biraz baktım, sıkıntı yok. Güzel yani. Dediğim gibi bakalım neler yaşayacağız, göreceğiz. O zaman ben yavaştan diğer toplantıya duranını sikeyim. Kafam kaldırmıyor ya. Okay. Görüşmek üzere. Dediğim gibi umarım yanıltırım sizi. Bakalım, bekliyoruz. Ya bu... ben dediğim gibi ben çok insan gördüm, geldim geçtim. Benim her zaman, ya bu yüzyıllardır böyle. Benimle alakalı da değil. İnsanın her zaman tek çözümü savaş oldu. Değişen bir şey de olmayacak. Yani insanlar sonuçta... insanlar konuşmayı robotlar, yapay zekalar ortaya çıkıp götümüzü sikene kadar öğrenemeyecekler. Ben bunun kanaatindeyim. Yani bak, tekrar o kişinin ismini ağzıma almak da istemiyorum ama eğer Şahinsen, evet, eğer ırkçılık gibi olacak ama bir tık ırkçılık olmasını da istemiyorum ama hepsiyle karşılaştım, hepsi böyle. Eğer Türksen bu böyle. Türkleri ben hiçbir zaman karşıma alıp konuşamadım. Yani hep bir şekilde ya egolarını bir şekilde aynı tatmin etmeye çalışıyorlar ya silahlarını. Bak Bahattin kanka. De Türk. O da, onun da bazen arada gözü dönüyor ama ya gerçekten suyuna gittiğinde kıntılı bir şeyleri ikiyle konuşabiliyorsun onunla da. Sana ama cenazede sorum var. iki yoktum kanka. Sen İlki daha yoktum. şaşırma Bağırarak. araç yapıyor muydun? Şöyle, ben daha önce Çaçaroğlu'la bir kere iş yaptım. O da MC'ye karşıydı. Ki Ankara'da Tak orada MC'ye karşı. tanışmıştık aynen. Çünkü Okay. ben o sıralar tek başıma tetikçilik yapıyordum. Paramı Arkadaşlar alırdım. Yani sakin gerekirse babama ol. gider bir Hani bu şeyler adam terörist alırdım. yazıyor biri. Lan sakin ol. Bakara adam yapması gereken rolü Ya başka yapıyor. diyeceğiniz bir şey yoksa ben dediğim gibi yavaştan, çünkü geç doğmaya başladı. Şu Uyumam da anlık var bunun. yok. İletişimde kalın. Bir dediğim gibi Aha. tekrardan bir konuşmak istersin. İstersin konuşmak istersin. Fark Okey, etmez. bende Jojo ile Kenan'ın Başarırsın. numarası var. En Ha, kötü onlara onlardan da ulaş. senin numaranı alabilirim bir şekilde. Aynen öyle, Ben problem yollarım, değil. sıkıntı yok. Hı-hı. Tamamdır. O zaman iyi günler size. Yavaştan kaçalım biz. Şey yapsana. Ya da Ceydi sen geç. Yok kalsın. Pardon abi, dalmışım. Çok konuştu. Ya. Ya kardeşim yok Konuştu. yani, bu böyle bir şey yok. Diyor ki Ya o, ben yani diyor istediği torbacı şeyler olarak olacak şeyler başlarım. değil. Torbacı olarak başlarım diyor. Ondan sonra yavaş yavaş yükselirim diyor. Böyle bir şey yok amına koyayım. Aynen Kafam allak öyle. bullak Şey oldu Ayhan. ya. Ayhan ne oldu Ayhan? Sikir, atam şunu bir kere ya abi. Ayhan'la ne derdiniz var? Yapıldı, o da yapıldı. Şey mevzusu anlattım ya dövüşte. Ne yaptı ya? Hatırlamıyorum. Bir otur. Çekti kenara ittirdi ya amcık. Abi yeter ama birisi ittirir, birisi kim vurdu bilmiyorum. Birisi vurur beni. Sen dur bakalım bir. Ayhanlarla dövüşteyken çekti seni. İttirdi. Çekti ittirdi, duvara falan ittirdi, ben içimden kaldı, bırakmam onu. Ne yapmak istiyorsun? Silah işin içine ben silah sokmak istemiyorum. Sopa. Tamam. Sopayla Fark dövmek etmez. istiyorum. Ayhan'a mı Saldırırız döveceksin? yani. Ayağını dövmek istiyorum. Of, Ayhan da Tamam adamların kanka, cidden liderleri toplanırız o ya. zaman. Bir tane undercover araç, biz de undercover oluruz, tamam mı? Ayhan'ı bulduğumuz yerde sopaya çekeriz, alırız bir tane Ya köşeye döveriz ondan sopayla. değil. 3 gün sonra bir olay var da şimdi bir baş ağrıtmayın diye diyorum. 3 gün sonra Evet, o 3 gün Jarvis sonraki olay geldi. bitsin, sonra döveriz dövüşte. Ondan sonra JD alırsın yanına. J'yi alırsın, Reggie'yi alırsın. Gider döversiniz. Yani bu şey yaparız, tekrar konuşuruz, tamam. Adam Yani aynı adamın şeyi ekibin tekrarlayıp lideri tekrarlayıp Ayhan, duruyor o amına yüzden. koyayım ya. Şimdi ekip liderini de önce kuduracak amına koyayım. Adamını dövsen kısasa kısası olur da koskoca Ayhan da amına koyayım çekip seninle mi uğraşmış? İndireceğim bir tane.